Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı programında bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Dil ve konuşma terapisti Sayın Ece Pehlivan bizlerle birlikte. Ben dil ve konuşma terapisti Ece Pehlivan. Birinin Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun oldum. 2023'te mezun oldum. Temmuz 2023'ten beri de bir rehabilitasyon merkezinde İstanbul'da aktif olarak çalışmaktayım. Tüm uzmanlar 0-3 yaş arasında telefon, tablet, işte televizyon, buna 3T denilen ekranlara maruz kalmamasını istiyoruz. Çünkü yapılan araştırmalara göre ekran maruziyeti bu yaş grubundaki dil ve beyin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Ancak günümüzde tabii ki de bu pek mümkün değil. O yüzden onu şöyle revize edebiliyoruz. O da mesela anne çocuk ya da işte ailecek bir çizgi film izleniyor. Bu çizgi filmde örneğin bir tavşan figürü olsun. O tavşan figürü hakkında bir konuşma. İşte "Aa, gördün mü tavşanın kulakları ne kadar uzun ya da tavşan ne yiyor?" gibi böyle. Hani ona yorum yapabilmek, yani o çizgi film hakkında bir konuşma sunabilmek olabilir. Ya da o çizgi film bittikten sonra bir yere gitmişlerdir, bir köye gitmişlerdir, orada tavşan görmüştür. O tavşanın, çizgi filmdeki tavşanın adı olur mesela. Gördün mü, ona benziyor mesela, onun üstünden konuşma. Ya da gün içerisinde o çizgi film hakkında ana fikrini değerlendirme. Yani mesela çoğu çizgi filmlerde bir ana fikir çıkıyor böyle, daha olumlu lanse edilen. İşte ona yönelik bir çıkarım olabilir. Yani o etkileşim ve iletişimi beraber kurularak, yani aile içerisinde hani sadece ekrana bakıp susmak değil de yine bir iletişime katarak sürdürmek daha televizyon izlemeyi olumlu kılıyor diyebilirim. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı programında bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Dil ve konuşma terapisti Sayın Ece Pehlivan bizlerle birlikte. Ece Hanım'la evet dil ve konuşma terapisi üzerine konuşacağız. Aslında bu süreç nasıl ilerler? Gördüğümüz kişilerdeki davranış bozuklukları aslında dil ve konuşma terapistine danışmayı gerektirir mi? Ya da ne zaman gerektirir? Çok önemli bir konu. İletişim hayatımızdaki belki de en önemli şey. İletişim varsa biz varız, yoksa neredeyse yokuz. O yüzden çok değerli bir konu olduğu için bence çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Çok güzel bir program sizi bekliyor ama öncelikle Ece Hanım'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Evet. Çok değerli bir konu. Daha önce de böyle dil ve konuşma terapistleri ağırlamıştık. Evet. Ve herkesin bilmesi gereken pek çok şey olduğunu düşünüyorum bu konuyla ilgili. Ama öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Ece Pehlivan aslında kimdir? Tabii. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben dil ve konuşma terapisti Ece Pehlivan. Birinin Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun oldum. 2023'te mezun oldum. Temmuz 2023'ten beri de bir rehabilitasyon merkezinde İstanbul'da aktif olarak çalışmaktayım. Peki, dil ve konuşma terapisi aslında nedir? Çalışma alanları nelerdir? Hangi kişi gruplarıyla çalışıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Tamam. Dil ve konuşma terapisinin temeli aslında iletişime dayalıdır. Bu iletişim sadece sözlü olarak değil, yazılı olarak da, resimli olarak da alıcı ve ifade edici dili kapsar. Bizler dil ve konuşma terapistleri olarak dil bozukluklarına, yani iletişim çatısı altında dil bozukluklarına, konuşma sesi bozukluklarına, akıcılık bozukluklarına, ses ve yutma bozukluklarına ele alırız. Bunlar her yaş grubundan insanlar olabilmekte. Ece Hanım, bunlar doğuştan mı olur yoksa mesela bir travma yaşar ondan sonra mı başa gelir? Doğuştan olursa tedavisi daha mı zordur? Bunu merak ediyorum. Ya da travma sonucu olursa tekrar normal hayata dönülmesi daha mı kolaydır? Böyle bir şey var mı? Şöyle, şimdi her yaştan insan geldiği gibi kişilerin durumu da ihtiyaçları yönelik de farklılaşıyor. Mesela bir inme geçirebiliyor, beyinde pıhtı atabiliyor, işte kafa travması yaşayabiliyor. Bu gibi durumlar sonucunda kişi konuşma yetisini kaybediyorsa, önceden var olan bir konuşma yetisini kaybettiği için bu edinilmiş oluyor. Bu durumun psikolojik altyapısı da daha zor oluyor tabii ki o süreçte ilgilenmesi.
O yüzden travmanın boyutuna göre, şiddetine göre, ne kadar erken müdahale edilip edilmediğine göre değişebiliyor yani sürecin ilerlemesi. Küçük yaş gruplarında tabii ki de yani her vaka grubunda erken müdahale her zaman bizim en çok önemsediğimiz durum. O yüzden ailesinin farklılık görüyorsa çocuğunda ne kadar erken getirebilirse o kadar kolay ilerliyor diyebilirim. Ece Hanım, şimdi bizi izleyenlere şunu söyler misiniz? Hani bazen çocuklara bir anda çok bağırıyorlar ya. Ya da böyle bazı şakalar oluyor ya çocuklar arasında. Biraz korkutucu şakalar gibi falan. Bunlar insan için biraz travmaya neden olabilir mi? Yani çocuklar üzerinde diye. Veya büyükler de birbirlerine bağırıyorlar veya şaka yapıyorlar. Çok korkunç şakalar da yapıyorlar. Hani bunlar da davranış bozukluğuna yol açabilir mi zaman içerisinde ya da dil ve konuşma bozukluğuna yol açar mı sizce? Benim aklıma geldiği için aslında sorayım dedim. Şöyle aslında mesela bu korkunun tetiklenmesi akıcılık bozuklukları içerisinde yer alan kekemelikle örtüştürebiliyorlar. Aslında işte korktuğu için kekeme oldu ya da işte köpekten işte korktu, bir şeyden korktu, öyle zannediliyor. Aslında sadece bu onun bir sebebi değil, bir sonucu oluyor. Yani kişinin altyapısında genetik geçişli olabilir, nörolojik olabilir bir farklılık varsa bu korku onu tetikleyebiliyor. Zaten ortaya çıkacak bir durumken korku onu daha erken ortaya çıkmasına sebep oluyor. Buna davranış bozukluğu diyemeyiz. İşte bir konuşma bozukluğu olarak adlandırabiliyoruz. Davranış bozukluğu kısmıyla biz ilgilenmiyoruz. Psikologlar ilgileniyor. Yani eğer öyle bir travma, hani o korkudan doğan bir travma varsa ve bize geldiyse biz onu yönlendirebiliriz ancak. O yüzden lütfen birbirimize iyi davranalım. Önleyici tıp olarak konuşuyoruz. Yani aslında bence burada hasta olmadan ya da başa bir şey gelmeden çok dikkat edelim. Hepimiz insanız değil mi? Yani sonuçta duygular taşıyoruz. Neden bu işi seçtiniz? Çok merak ediyorum. Şöyle, ben bu bölümü aslında lise zamanından beri biliyordum ama çok hakim değildim. Tercih süreciyle itibaren daha bir araştırma durumunda oldum ve benimsedim, yapabileceğime inandım. Ve şu anda yani iyi ki de öyle oldu diyebiliyorum. Şu an mesleğimi severek yapıyorum. Çünkü yayın öncesi sizinle de konuştuğumuz gibi iletişim gerçekten insanı insan yapan yegane şey. O yüzden bu konuda sıkıntı yaşayan insanlarla yol gösterici olabilmek, onların hayatlarına olumlu yönde dokunabilmek tatmin edici. Yani manevi boyutu da çok yüksek bir şey. O yüzden iyi ki seçtim diyebilirim. Yani bilinçli bir şekilde seçtim. O yüzden şimdi üniversite sınavı da yaklaştı ve tercih dönemi de olacak sonrasında. Bu bölümü tercih etmek isteyen insanlar gerçekten yapabileceklerine inanıyorlarsa ki aynı zamanda sabır da gerektirebilen bir durum. Yani tüm o insan iletişimine hakim olmak gerekiyor. Araştırarak şimdi sizlerin de vesilesiyle daha fazla yayılmış oldu. Bu YouTube programları olsun, tabii, daha çok üniversitelere de yayılmış oldu. Sosyal daha bilinçli tercih çok gücü edebilirler. Var değil Evet mi ya? Artık. Her şeyde artık. Yani eskiden o kadar çok yoktu, yoktu. Yaygın da değildi. Hala da pek yaygın değil açıkçası ama böyle böyle programlarla artıyor diyebilirim. Evet. Mesela siz bu işi yaparken hani şunu diyor musunuz? Aa evet ya, bu işi yapacak olanlarda şöyle bir özellik olması gerekir. İyi ki de bende var. Aa şu özellik de olması gerekir. Yavaş yavaş böyle yaptıkça insan hani o işi en iyi yapan olabilmek için o özelliklerin olması gerektiğini keşfediyor mu? Evet, yani ben de süreç itibariyle bunu fark ettim. Bir tık yani zaten insan kendini bilebiliyor olması gerekiyor ama şimdi bizim işimizin temelinde olan iletişim becerilerinde çok iyi olması gerekiyor. Çünkü bize bebek de geliyor, çocuk, ergen, hatta yaşlı popülasyondan insanlar gerekiyor ve bu her kitle için ona göre davranmak gerekiyor. Yani çocukla çocuk olabilmek gerekiyor. O zamanlarda işte mimiklerimizi, afektlerimizi daha doruklarda yaşamamız gerekiyor. İşte yaşlı insanlar genellikle sonradan dil becerilerini kaybettikleri için onlara karşı daha böyle anlayışlı, daha sakin bir konuşma tutumu sergilememiz gerekiyor. O yüzden kişiye özgü bir iletişim yolumuz var. Bunun yanı sıra motivasyonumuz daima yüksek olması gerekiyor. Yani o terapi sürecinde bizim motivasyonumuz yüksek olacak ki karşı tarafı da dinamik tutmamız gerekir daima. O terapi hani aktif ve hani yani en iyi şekilde sürdürebilmek için bu motivasyonumuz aynı zamanda sabırla da ilişkili.
Yani bazen hani durağan gelebilir o terapi süreci. O zaman bizim de motivasyonumuzu düşürmememiz gerekiyor. Karşı tarafa da bunu yansıtmamamız gerekiyor. Bunun yanı sıra yaratıcılık çok önemli. Özellikle pediatrik çocuk gruplarla çalışırken bazen terapi planı tahmin ettiğimiz gibi şekillenmeyebilir. O anda bir düzen kurmak gerekebilir. Bir oyuncağı belki 5 farklı şekilde anlamda kullanmak gerekebilir. O yüzden hani o ana özgü bir yaratıcılık kullanmak gerekir. Çocuğun beden dilini, hareketlerini, mimiklerini, işte oyuncaklar nasıl bir kurgu sergiliyor, o dikkatte olabilmek gerekir. Çünkü o yaratıcılığı o dikkatle de pekiştiriyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani tüm bunların hepsi birer yapı taşı. Danışan kişi aslında iyileşeceğine inanmalı sizi görünce, değil mi? Evet. Güvenmeli, inanmalı. Siz öyle bir bakmalısınız ki, merak etme, ben de. Yani bunu hissetmesi çok önemli, değil mi kişinin? Evet, isteyerek gelmesi zaten o terapi sürecinde olumlu etkileyen ve aslında kolaylaştıran şey. Aileyle yani fikirlerimizi örtüşebilmek, kendimizi bir kere ne yapacağımızı iyi aktarabilmek gerekiyor o soru işaretlerini giderebilmek için. Bu yetişkin biri ise de bizzat ona anlatabilmek, yani sürecin nasıl ilerleyeceğini aktarabilmek önemli. Bu Bu şekilde hayatı evet, yani gerekli bir şey. bir tiyatro oyuncusu gibi oluyorsunuz aslında biraz da, değil mi? Böyle sürekli oyun yazan bir tiyatro oyuncusu gibi, herkese farklı davranan. Şimdi bu mesleği bilmeyenler için, yazmak isteyenler için karşılaşacakları bazı zorluklar olabilir. Belki bu lisans dönemindeki derslerin zorluğu olabilir. Ne bileyim, staj dönemindeki zorluk olabilir. Ya da işte her şey bittikten sonra işte böyle danışan kişilerle olan onları tanıma süreci olabilir. Zorluğun ne olduğunu düşünüyorsun? Nelerle karşılaşır bu bölümü yazacak olan kişi? Şöyle, birçoğunluğu mezun olduktan sonra rehabilitasyon merkezleriyle başlıyor. Buralara özel gereksinimli çocuklar geliyor. Bunlarla sürdürdüğümüz terapiler belki ilk başta zorlayabilir. Yani otizmli olabilir, Down sendromlu olabilir, serebral palsi olabilir. Bu gibi daha yani otizm ama bunun da hafif düzeyi var. Daha ağır otizmli olanlar var. Değişebiliyor. Bu sürece adapte olabilmek başta zor gelebilir ama süreç içerisinde kendini sürekli yenilerse yani üstüne bir şeyler katarak giderse daha kendini geliştirmiş olabilir. Bunun yanında zorluğu şu, yani tercih sonrası için bir şey söyleyeceğim. Rehabilitasyona gelmeden önceki süreçte yanlış yönlendirmelere maruz kalabiliyor çocuklar. Bu doktor olabilir, öğretmen olabilir ya da aile işte babası da geç konuşmuştu birazcık bekleyelim zaten erkek gibi durumlar olabilir. Da yanlış uzmanlara belki de yönlendirme durumunda kalabilir. Bu yüzden gidecekleri terapide terapistin lisans diplomasını sorgulamaları çok önemli. Yani bu konuda çekinmemeleri gerekiyor. O yüzden buna dikkat etmelerini söyleyebilirim. Çünkü her zaman dediğimiz hani erken müdahale burada da çünkü süreci uzatıyor. O yüzden bir an önce gelmeleri gerekir. Yani doğru toplumun bilinçlenmesi, uzmanların işte multidisipliner çalıştığımız uzmanların bilinçlendirip birbirimize doğru yönlendirmeler yapabilmemiz önemli oluyor diyebilirim. Evet, yani sizin her gelen kişiyle onu tanımak ve ne yapacağınızı, metotları belirlemek ona göre, değil mi? Ne kadar aslında önemli. Hepsi için Evet. farklı metotlar uyguluyorsunuz, değil mi? Yani bu da sizin zorluğu gibi geliyor sanki, hani böyle tanımak, kişiyi tanımak ve ne yapmam gerekiyor şu anda diye. Hani dediniz ya, anında belki de bir oyun düşünmek gerekiyor falan gibi böyle Evet. diye. Bunlar o işte insanın dünyasının çok geniş olması, motivasyonun çok yerinde olması, kendisini tamamen orada konsantre etmiş olması lazım olaya ki, ve o inanışı vermesi lazım. Seni iyileştireceğim, merak etme diye karşı tarafa o inanışı vermesi lazım. Peki keyifli yanları diyeceğim. Tabii tahmin ediyorum aslında. Hani bir şeyi başarmanın da çok güzel bir tarafı vardır ama keyifli yanları, hani böyle ilk bu mesleği seçmişim dediğiniz neler var? Ya şöyle söyleyebilirim. Yani ben bu mesleği seçerken ne bir meslek olduğunu zaten biliyordum. O yüzden yurt dışında daha eski bu meslek. Türkiye'de de gelişmesi için biz kendimizi sürekli güncel tutmamız gerekiyor. O yüzden bunun için yeni eğitimlere katılabiliyoruz. İşte ya da yeni kitaplardan bilgilerimizi güncelleyebiliyoruz. Üstüne bir şeyler katabiliyoruz. Bence bu işin aynı zamanda keyifli kısmı. Çünkü yani yeni bir şeyler öğrendikçe bu öğrendiğin şeyleri uygulayabilmek sonrasında ve karşılığını görebilmek hem tatmin ediyor hem de yani Türkiye'ye kazandırdığımız o yeni terapi teknikleriyle kendimizi geliştirmiş oluyoruz diyebilirim. Harika. Çok güzel. Peki ne kadar zaman oldu bu işi yapmaya başlayalım?
Temmuz 2023'te mezun oldum demiştim. Sanırım 9 ay olacak Ama da. sanki böyle çok yıllardır bu işin içinde gibi konuşuyorsunuz Evet. değil mi? İnsan böyle çok mu böyle adapte oluyor ya da çok beklediğiniz bir şeye kavuşmanın verdiği mutlulukla araştırmaya daha çok yer veriyorsunuz ne bileyim böyle hani çok kısa sürede çok mu yol alıyor insan çok sevince nasıl oluyor? Şöyle biz ikinci sınıfta ilk önce anayel gelişimli çocukları gözlemlemek adına anaokullarında stajlar yaptık. Ondan sonra üçüncü sınıf itibariyle rehabilitasyon merkezlerinde biz staj yapmaya başlamıştık. Yani ortama zaten aşina olduk. Son sınıfta ise klinik stajlarımız oldu. Orada da uygulama pratiği yapma imkanımız oldu. Zaten biz mesleğe atılmadan önce tüm süreçlere hakimdik diyebilirim. Bu mesleğin Türkiye'deki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hala önü açık bir meslek olduğunu düşünüyorum. Yani bir süre daha böyle kalır büyük ihtimalle. Çünkü terapi ihtiyacıyla terapist sayısı henüz dengelenmiş değil. Yani terapi ihtiyacı çok, terapist sayısı ona nazaran daha az. Bu iş dengelenene kadar yani bir yol kat edileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi toplumun bilinçlenmesi de bu konuda çok önemli. O yüzden ne kadar duyulursa o kadar daha iyi olur. Tercih edecekler de o kadar daha bilinçli tercih edebilir diye düşünüyorum. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyordur. Dil ve konuşma terapistine giden bir kişinin süreci nasıl ilerler? Yani her kişi grubunun terapi süresi aynı mıdır sizde? Bize aslında hem çok farklı yaşlarda çocuklar geldiğini söylemiştim. Bir o kadar da farklı alanlarla ilgileniyoruz. Bunlar şöyle olabiliyor. Mesela atıyorum artikülasyon ve fonolojik bozuklukla geliyor. Biz bunlara sesletim ses bilgisi dediğimiz testleri uyguluyoruz. Ya da gecikmiş konuşması oluyor. Bunlara da TEDil diye kısalttığımız Türkçe erken dil gelişim testini uygulayabiliyoruz. Ya da mesela motor bozukluk larda işte dizartri olur, apraksi olur. İlk önce onların oral motor değerlendirmesini yapıyoruz. Sonra diyodokinetik hızını ölçüyoruz. İşte nörolojik hastalarda dediğimiz afazi gibi. Onlarda ise afazi dil değerlendirme testleri oluyor. Onları ölçüyoruz. Ses ve yutma bozukluklarında ise kulak burun boğaz doktorunun ihtiyaç halinde yönlendirmesiyle de işte bir medikal muayene yani medikal bir duruma gerek kalmadan biz o terapiyle nasıl düzeltebiliriz bu durumu? Bu şekilde ilerliyoruz. Bu kadar çeşitli bir skalası var diyebilirim. Her birey kendine özgü olduğu gibi yani o şekilde yani bunlar değerlendirmek her biri için önemli. Bunlar bizim somut olarak elimizde durması gereken. Yani biz bu süreci nasıl ilerletebiliyoruz sonrasında diye her bozukluğa özgü bir test bataryası uyguluyoruz. Sonrasında da işte o kişiye özgü ya da bozukluğa özgü kişinin ihtiyaçlarına göre daha doğrusu terapi şekillendirebiliyoruz diyebilirim. Bir soru soracağım. Bakalım nasıl göreceksiniz bu soruyu. Dil ve konuşma terapisine kaç yaşında başlanmalı? Malı diyorum bakın yani ve ne kadar süre devam edebilir? Böyle bir şey var mı? Böyle bir zorunluluk var mı? Yani zorunluluk diyemem ama mesela aileler çocuklarında gelişimsel olarak bir farklılık görüyorsa, örneğin mesela bir yaşına gelmiştir işte bakışlarında takip yoksa, yani bir bay bay deme, işaret etme gibi durumlar yoksa, işte göz ilişkisi kurmuyorsa bu gibi durumlarda ya da 2 yaşına gelmiştir hala 50 kelime çıktısı yoksa başlayabilir diyebilirim. Yani bu ne kadar erken fark edilirse o kadar iyi yine dediğim gibi. Ya da işte beyinde kafa travması geçirmiştir. O terapi sürecinde yani yine ne kadar erken o kadar iyi oluyor. İşte travmadan ne kadar süre geçmiş? Yani eğer atıyorum 2 yıl geçtiyse bu biraz geç kalınmıştır. O yüzden hani doktorun yine yönlendirmesine göre bir terapi süreci devam ediyor. Yani bu kişi 70 yaşında da olabilir. 1,5 yaşında da olabilir. O kişinin ihtiyacına yönelik ya da gerçekten o terapi sürecini nasıl planladığımıza yönelik, katılım isteğine yönelik, bizim ve ailenin ortaklaşa bir şekilde hareket etmesine yönelik kolaylaşıyor ve süreç de bu şekilde kısalabiliyor diyebilirim. Bir başka önemli husus. Şimdi pandemi yaşandı ya, herkes eve Evet. kapandı. Orada ne oldu? Şimdi herkes bir köşeye çekildi. Kendini telefona, tablete verdi, televizyona verdi. Filmler işte ya da seyredilen başka şeyler gibi. Ekran kullanımının dil üzerindeki etkisi nedir? Bir de hani çocuklar artık Z kuşağı ya, çok malum. Herkes de niye bilgisayar, tablet kullanıyorlar ya. Aslında normalde
kaç yaşından itibaren bakmaya başlamalılar sizce? Şöyle söyleyebilirim. Yani biz tüm uzmanlar 0-3 yaş arasında telefon, tablet, işte televizyon, buna 3T denilen bu ekranlara maruz kalmamasını istiyoruz. Çünkü yapılan araştırmalara göre ekran maruziyeti bu yaş grubundaki dil ve beyin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Ancak günümüzde tabii ki de bu pek mümkün değil. O yüzden onu şöyle revize edebiliyoruz. O da mesela anne çocuk ya da işte ailecek bir çizgi film izleniyor. Bu çizgi filmde örneğin bir tavşan figürü olsun. İşte o tavşan figürü hakkında bir konuşma. İşte gördün mü tavşanın kulakları ne kadar uzun ya da tavşan ne yiyor gibi böyle. Hani ona yorum yapabilmek yani o çizgi film hakkında bir konuşma sunabilmek olabilir. Ya da o çizgi film bittikten sonra işte bir yere gitmişlerdir, bir köye gitmişlerdir, orada tavşan görmüştür. O tavşanın, çizgi filmdeki tavşanın adı olur mesela bir şey. Onun adıyla gördün mü ona benziyor. Mesela onun üstünden konuşma. Ya da gün içerisinde o çizgi film hakkında ana fikrini değerlendirme. Yani mesela çoğu çizgi filmlerde bir ana fikir çıkıyor böyle daha olumlu ya lanse edilen. İşte ona yönelik bir çıkarım olabilir. Yani o etkileşim ve iletişimi beraber kurularak yani aile içerisinde hani sadece ekrana bakıp susmak değil de yine bir iletişime katarak sürdürmek daha televizyon izlemeyi olumlu kılıyor diyebilirim. Evet, gerçekten ekrana bakınca zaten her şeyi orada görünce çok böyle bir şey konuşmasına gerek kalmıyor. Siz böyle fark ediyor musunuz dışarıda? Çok kısa konuşmalar olunca daha az sosyal gibi. Şimdi mesleki böyle bir farkındalık yaşıyor musunuz? Çok kısa konuşmalara evet demek ki ekran bağlantısı çok fazla. Bağımlısı olan kişilerden bir tanesi böyle çok kısa konuşanlar, çok muhabbete girmeyenler, gençlerden bahsediyorum. Böyle bir şey oluyor mu? Dikkatinizi Yani çekiyor evet mu? ister istemez oluyor artık bir de mesajlaşmayla birlikte insanlar ya işte kısaltmalar gibi konuşmaya başlayabiliyor ya da hani zaten telefonla konuşmak yerine bile belki mesajlaşmayı tercih edebiliyorlar. Çocuklarda bile bu hani fark ediyor. Özellikle çok fazla oyuna maruz kalan çocuklarda bilgisayar oyunları olur. Genellikle böyle savaş içerikli oyunlar olduğu için hani hep böyle bir çarpıştırma, dövüştürme yani oyun kurgulamak yerine bu tarz davranışlar görülebiliyor. Ya da oyunlar genellikle İngilizce olduğu için Türkçe çıktılar yerine çocuklarda işte yes, no işte tarzında böyle help me gibi durumlar daha sık görüyoruz diyebilirim. O seyrettiği ne varsa ondaki kelimeleri kullanan Evet. şeyleri kendi hayatına adapte ediyor değil Evet. mi? Çok enteresan ya. İnsan beyni böyle bir şey aslında. Neye maruz kalırsa değil mi? Onu yansıtıyor. Şimdi biraz önce çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Hani nedeni belli olmayan otizm var ya. Şimdi ailelerde çocuklar böyle geç konuşuyor bir şekilde. Acaba diyorlar otizm başlangıcı mı? Bir şüphelenme oluyor ya. Siz bir dil konuşma terapisti olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Yani ne kadar bir süresi vardır ki aile otizmden şüphelenmeli ya da böyle bir süre var mı? Şöyle, şimdi otizmde dikkat edilmesi gereken şey acaba gecikmiş konuşma mı yoksa otizm mi diye ayırdığına varmak gerekiyor. Çünkü aile her gecikmiş konuşma olanı bazen otizm zannedebiliyor. Buradaki ortak nokta tabii ki de geç konuşma. Yani hem gecikmiş konuşması olan çocuklarda hem de otizmdeki ortak nokta geç konuşma oluyor. Burada mesela işte çocuğum ismi seslendiğimde bakmıyor diyebiliyor. Sadece mesela ismini seslendiğinde bakmıyorsa tabii ki de bir önce işitme testine gitmek gerekebilir yani hani durumu oysa hani ne olduğunu saptamak gerekiyor. Eğer otizm şüphesi varsa önce bir çocuk psikiyatrisi değerlendiriyor. Çocuk psikiyatri değerlendirmesi de söz öncesi dönemlere bakılıyor. Mesela jest, mimik, işte ortak niyet. Mesela işte bardağa bakıyor, sonra size bakıyor, sonra tekrar bardağa bakıyor mu? Yani bu bardak hakkında göz iletişimini hani bir amaca dair sizinle kuruyor mu? Bunlara bakılıyor. Ya da mesela işte tekrarlayıcı hareketler yapıyor mu? Yani sürekli işte legolar var onları sürekli böyle dizme gibi davranış sergiliyor mu? Ya da oyuncak araba var mesela onu sürmek yerine yani o oyunun gerektirdiği şekilde oynamak yerine sadece lastikleri çeviriyorsa ya da sürekli dönen şeylere ilgisi varsa bunun haricinde sürekli böyle ellerde çırpma davranışı ya da kollarda böyle kanat çırpma tarzında davranışları sergiliyorsa o zaman doktor otizmden şüphelenebilir diyoruz.
Şimdi bir de şunu merak ediyor olabilirler sevgili izleyicilerimiz. Bu terapi süreci var ya sizinle yaşanılan, eve nasıl yansıyor? Hani ev ödevleri oluyor mu? Yani şimdi bu terapiyi bitirdik. Şimdi sizin evde şunları yapmanız gerekir diyor musunuz? Ailelere hangi önerileri sunuyorsunuz bu durumda? Şöyle, ben her zaman terapide ne yaptığımı, neler uyguladığımı mutlaka anlatıyorum. Küçük yaş grubuysa seans içerisine aileyi de dahil ediyorum. Bir kişi olabilir, iki kişi olabilir. Onları da seansa katıyorum. Yani onlar da bize dahil olabiliyorlar. Onun haricinde burada benim yaptığım etkileşimimi görerek onlar da neler ya da bana soru sorabiliyor. İşte neleri doğru yaptıklarını söylüyorum. İşte şunu şöyle yapsanız daha iyi olabilir diyorum. Burada dikkat ettiğim şey anne çocuk mesela oyun oynarken annenin sürekli soru soruyor olması. Aslında soru sormak yerine çocuğun yaptığı durumu adlandırmasını istiyoruz. Onların eylemlerini adlandırmasını istiyoruz. Mesela işte Lego'yu üstüne takıyorsa taktın demesi. Hani mesela bu ne? İşte bu hangi renk gibi soru sormak yani çünkü çocuk o zaman ödevmiş gibi anlıyor ve hani işin keyfi kaçıyor açıkçası diyebilirim. O tarz hani terapi içerisinde anne de görerek neyi doğru yanlış uygulayabileceğini görüyor. Bu terapi odasında kalanın eve nasıl yansıyor yani ya da nelere dikkat etmesi gerektiğine dair ben geri dönükte bulunabilmem için video kayıtları istiyorum. Sonrasında geliyor aile video çektiğini gösteriyor. Aa, evet hani şurada şöyle yapsanız yine aynı şekilde daha iyi olur diyorum. Ya da hani bu konuda teşvik ediyorum. Bunu biraz daha arttırabilirsiniz diyorum. Mesela bu işte eylemleri adlandırmak olsun, kendi söylediklerini, kendi yaptığı şeyi adlandırmak olsun. Bazen oyun oynamaya vaktimiz kalmıyor diyebiliyorlar. O zaman yani oyun oynamak değil sadece. Mesela diyorum ki işte anne çamaşır asıyor. Sadece çocuk ona çorabı versin. Aa, astım desin. Mesela öyle bir eylem adlandırmış olsun. Çocuk oradaki asma eylemini öğrensin. Yani onunla ilişkilendirebilsin. Ya da bulaşık sadece Çok fazla yıpratacak. yıkarken olsun. Orada suyla oynasın. Orada bir ortam çeşitlensin. Olay sadece hani bir oyun kurma zorunluluğu değil. Tabii ki de o da desteklenmesini istiyoruz oyun becerilerinin gelişmesi için ama günlük hayata da adapte etmek istiyoruz. Yani sadece oyunu değil de genele yaymış oluyoruz durumu. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz Ece Hanım. Yani onları yalnız başına bırakmıyorsunuz. Evet, O süreci video takip ise ediyoruz. çok güzel bir şey ya. Yani böyle ailede işte o zaman diyecek ki bizim bir şeyler yapmamız lazım. Kendilerini sürece katacaklar, dahil edecekler. Böyle çocuğu yalnız bırakmamış oluyorsunuz. Harika bir metot bence. Sonradan videoları istiyor olmak. Program bitti. Ama böyle bitsin istemiyorum. Nasıl bitsin biliyor musunuz? Bizim konuştuklarımızın haricinde olabilir. İçinizden ne geliyorsa. Ekrana bakarak. Bir şeyler söyler misiniz izleyicilerimize? Neler söylemek Avrupa Dilli ve Konuşma Terapistleri Günü. Buradan tüm istedim? meslektaşlarımı Olsun. kutluyorum yani terapist gününü. Umarım sorulara anlaşılır cevap verebilmişimdir. Eğer anlamadıkları bir nokta olursa mail adresimden Lütfen. dkt.ecepehlivan ya da Instagram adresimden dkt.ece'den bana ulaşabilirler. Burada takıldıkları soruları cevaplandırmış olurum. Her şeyi yazabilirler, değil mi? Yani Biz böyle bir yazabilirler tabii ki de. süreçteyiz, Yani evet terapi sürecini şöyle yani şöyle şöyle bir çocuğum var ne yapayım derse onu mutlaka görmem gerekir açıkçası. O yüzden tamam. hani ona yönelik belki Hayır, yine desin. terapistiyle yönlendirme yapabilirim yani bulunduğu yer itibariyle. Ama yine de takıldıkları bir soru olursa ya da burada anlamadıkları bir durum olursa bir soru. O yüzden çekinmeden sorabilirler diyebilirim. Son olarak şunu da sorayım. Aileler şunu da merak ediyor olabilir. Online olur mu terapi süreci yoksa mutlaka yüz yüze mi olması lazım? Online olur tabii ki de çünkü artık yani teknoloji çok ilerledi. Şöyle mesela eğer küçük yaş grubuysa biz onu terapiye dahil edip daha etkileşimli oyun kuruyoruz ama aile önerilerini de hani doğru bir şekilde verip onu sıkı takibini yaparsak o süreç de o şekilde ilerleyebiliyor. Yani her terapi, her bozukluk için söyleyemeyebilirim. Yani mesela bir yutma bozukluğu olur, ses bozukluğu olur bunlar için söyleyemeyebilirim ama konuşma sesi bozukluğu, kekemelik, belki de afazi, bunların süreçleri online olarak gayet rahat bir şekilde yürütülebilir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Ece Pehlivan. İyi ki bu mesleği seçmişsiniz. Çok Evet. içten bir anlatım gördüm böyle. Çok da severek yapıyorsunuz. Çok Evet. uzun yıllar yapıyormuş gibisiniz gerçekten aslında. Çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim.
hayatınızda gerçekten çok güzel insanlara böyle hani deva olabileyim, bir çare olabileyim onlar için. Bu güler yüzünüzle, motivasyonunuzla hayatta hep var olun ve bu işleri çok güzel bir şekilde yapın. Ülkemize çok güzellikler getirin istiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi hayatımız duygulardan ve iletişimden ibaret ve bunların bazen etkilendiği durumlarda yaşıyor olabiliyoruz. Evet, zaten çevre şartları, koşullar insanı bazen etkiliyor. Hiç olmazsa biz birbirimizi etkileyecek, yani zor durumlara düşürecek şeyler yaşatmayalım birbirimize. Olabildiğince sakin, dingin, birbirimizi anlayan, empati kurarak yaşadığımız bir hayat diliyorum hepimiz için. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Mert Özgür yönetmenim çok teşekkürler ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Birbirinizi anlayabildiğiniz, kendinizi anlatabildiğiniz, hayatta çok güzel iletişim kurabildiğiniz.